Zula'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. Yanımda Esra var, Berke var, Nusret abi var, Batuhan var. Ve başka kim var oyunumuzda arkadaşlar? Sivenzi, Can, Emre, Vişnili, Şarap, Rakoza, İpek, 99, Deniz Bey, TR var. Karşı tarafta Neva, Türkiye, Bright, Esra ablanız, Rev, Pro Strike, Epro var. Bugün farklı bir konuya değinmek istedim arkadaşlar. Kızların gözünden, yani bir kızın gözünden Zula. O yüzden Esra'ya sormak istiyorum Esra. Bir kızın gözünden Zula, bir kızın penceresinden Zula nasıl bir oyun? Daha doğrusu Ya nelerle karşılaşıyorsun? nelerle karşılaşıyorum? Şimdi mesela oyuna girdiğim zaman hani siz bilindik bir klan falan olduğunuz için seni o klana nasıl aldılar? Ya da esas sen kimin sevgilisisin? Ya da bir çeşit böyle hakaret içerikli şeyler, Allah Allah, sorular. hakaretler. Aynen. Hakaretler niye peki? Durduk yere mi? Yani onları vurduğun Yok. zaman mı hakaret oluyor, yoksa yani Hayır dur. hayır. Şey klana alımla ilgili. Hani Bıçak yedik bu arada. kız mesela şey oluyor. Siz dur bir dakika söyleyeceğim. Mesela siz erkeksiniz, ben bu klana nasıl girmişim? Hani sizinle alakalı birkaç şey söylüyorlar. Anladın mı? Anladım. Hakaret içerikli. Ama bu kötü, hakaret içerikli söylüyorlarsa kötü. Ya da sen kız mısın? Aha kız. Gerçekten kız mısın? Sonra başka. Dur, bir dakika biraz düşüneyim. Zula oynamaya nasıl karar verdin peki? Arkadaşım sayesinde. Hani arkadaşım, hatta ben hiç istemiyordum böyle. O birkaç kere oyna falan demişti. Ben ki yok oynamayacağım falan dedim. O da dedi ki ben sıkılıyorum sen de gel falan dedi. Hani dur dur dedim bir deneyim. Çok sevmem böyle oyunları falan ama dedim. Sonra arkadaşımdan çok oynuyorum. Şu an arkadaşım onunla konuşma demiş, şikayet ediyor. Oyun oynamaktan. Demek ki böyle sıkıntılarla karşılaşıyorsun ha. Aynen. Başka? Dur Peki bu düşünüyorum. oyunu Biraz daha başlamanın vardır. sebebi arkadaşın tavsiye etti ama Türk oyunu olduğu için mi, yoksa ağırlıklı olarak herhalde Türk oyunu olduğu için sebebi? Aynen. Türk oyunu olduğu için mesela genel olarak hani böyle yabancı kelimeler falan yok. Mesela her şey Türkçe olduğu beni çok Bizlere mutlu özgü. ediyor. Aynen. Ondan sonra başka? Neydi? Unuttum bir saniye. Bir şey daha diyecektim. Unuttum. Söyleyemeyeceğim. Bu kadarcık mı? Bir kızın gözünden Zula bu kadarcık mı? Ya bence oynamak da bir şey mesela. Çok sık mesela mesaj Mesela falan senin geliyor. Aşağıdan arkadaşın çok yazıyorlar mesela. Mesela hani kız olduğunu görünce direkt yazıyorlar ediyor. Ya da böyle oyunda şey yapıyor. Biri böyle peşine takılıyor. çok mesaj alıyorsun Blokluyorlar haliyle. seni. Aynen, hem mesaj alıyorum hem de mesela biri peşine takılıyor ya. Blokluyor seni sürekli. Mesela bir yeri pustuysan geliyor şey yapıyor. Tam dibine duruyor. Çıkamıyorsun oradan. Ya sinirlerim bozuluyor aynı Klan olunca. istekleri de yağıyordur şimdi. Aynen, klan istekleri falan da geliyor. Bir de en çok şey soruluyor artık. Esra abla, Esra abla, Ufuk'la nerede tanıştın? Nasıl tanıştın? Hani ufuklarla oyunda tanıştık. Hatta tam şey olmuştu. Benim bu oyundan sıkılmaya başladığım bir zamana denk gelmişti. Yok hani bırakmıştım, eğer ufuklarla tanışmasaydık oyunu bırakıyordum muhtemelen. Yani hadi Allah'ım, ayak kralı olmasaydı eğer oyunu bırakıyordun ha. Bir kızı Aynen kaybediyordun şu an. muhtemelen. Zula'dan bir kız daha kayıyordu diyorsun. Malum zor buluyorsunuz. Ya Bak. kızlar... Mesela ben kız karaktere geçmeyi de çok seviyorum ama genel olarak şey oluyor. Bir tane kız karakter oluyor, o da hemen doluyor. Hemen kapıyorlar ha. Aynen. Çok az kız karakteri var ya. Keşke bir tane de Zula tarafında kız karakter Aynen, olsaydı. ama gelecek bence ya. Aslında zaten Zula tarafında olmalıydı bence.
Ya bence de bir Zula tarafında kız karakter olsaydı. Ben Zula tarafında oynamayı sevmiyorum o yüzden. Hep Gladio'da oynuyorum. Mesela bu oyunun kızlar için handikapı var mı? Varsa nelerdir sence? Ney var mı? Yani olumsuz bir yönü var mı bu oyunun kızlar için? Bir tek çok mesaj alması Ya mı? bir de mesela insan sinirlendiğinde zaman falan ağzını belki bozabilir. Biraz şey yapıyor. Böyle çok sövdüğün oldu mu Esra, yani bir oyunda çok Oldu. sinirlenip sövdüğün? Ağzın böyle Evet. dolu dolu sövdün mü? Ha yok, o kadar çok değil ama hani birazcık olmuştur. Peki bazen bizim de kılın maçlarına katılıyorsun. Çok heyecanlı oluyor mu senin için? Ya çok heyecanlı oluyor ya, efsane mi? Böyle mesela hele tek başıma kaldığım zaman var ya, bütün baskıyı üstümde hissediyorum. Hepiniz beni izliyorsunuz, onu da biliyorum ya. Ay o kadar şey yapıyorum ki, heyecanlanıyorum ki. Zaten genel olarak alamıyorum. Peki Zula'nın en güzel yanı sence ne? Esra bak eskiyeceksin. Bu arada bir spoiler geldi, keskeyeceksin diye. Yedim. Ya neydi Zul, ne demiştin? Zula'nın Bir sence daha en güzel sorsana. yanı ne? Yani bir kız için ya. Var mı bir özelliği? Ya bilmiyorum yani en güzel yanı falan. Bilmiyorum, bana aynı en güzel yanı sizinle tanışmış olmamı getiriyor yani. Evet, teşekkür ederim. Biz Ya de da severiz böyle. senin gibi güzel insanlarla. Ama şunu söyleyeyim ben Esra. Sen birçok erkekten daha çok delikanlısın. Hani karakter olarak daha delikanlısın. Biliyor musun? Yani. Ya teşekkür ederim. Gerçekten. Evet arkadaşlar, Esra ablanız, Esra ablanız diyordunuz. Onunla küçük bir röportaj yapmış oldum. Of geldim, şımardım bir saniye. Aa, beni vurdular. Demek Zula senin için böyle ha. Ne, güzel yani. Ama ne diyeyim, çok fazla mesela Zula yüzünden şey yapamıyorum. Kitap okuyamıyorum O bazen. kadar bağımlı, o kadar bağımlı Ya yaratığa. evet. Ya mesela kitap okumayı çok seviyorum ve hani şey kitap aldım. Bir sürü kitabım var. Zaten Ufuk'un haberi oluyordur illa ki. Sürekli söylüyorum. Şu kitabı sipariş ettim, bu kitabı sipariş ettim diye. Hani kitap alıyorum. Bunları okuyamıyorum falan. Bunun vicdan azabını çok çekiyorum mesela. Bana zararı oluyor. Derslerinde bir gerilim oluyor mu? Üniversite okuyorsun bu arada. Ne Ya okuyorsun? açık Arkadaşlara ilk öğretim paylaşayım mı? matematik öğretmenliği okuyorum. Matematik öğretmenini okuyorsun. Açıkçası biraz oldu. Bence. Derslerini Yani etkiliyor ya. benimkini etkiledi. Ben ya aslında bu şey hani herkese aynı etki verecek diye bir şey de yok. Hani ben şeyim biraz böyle kaptırdığımı Bağımlısın. çok aynen Aynen. kaptırdığımı çok kaptırıyorum. Ondan dolayı benimki oluyor. Mesela şeyde neydi? Şu geçen ya biri bana bıçak Ah attı. be, ben de öldüremedim. Yani mesela şu Peki. anneler falan şey yapıyor. Oyun oynamaktan şey yapmıyorsun diyor mesela. Ders çalışmıyorsun. Kaldığım için o yüzden çok şey yapıyorum. Vicdan azabı çekiyorum. Peki bir kız gözüyle Zula'ya bu gelse dese, bu gelse dediğin oldu mu? Yani keşke bu gelseydi daha iyi olurdu gibisin. Ya dediğim gibi bir tek Zula'ya kız karakter gelse çok iyi olur. Şey istiyor musun mesela, danteller? Şey, Ne? silahın üzerine dantel koymaları Hayır. Ya da böyle falan. Dantel pembe etkisi silah yüzde falan. on zırh. Neyse ki o kadar şey değilim. Barbie ve O kız kadar da olmadığım maceralı için. bir insan değilim diyorsun. Ay, o kadar şey bir insan olmadığım için. Hani pembe falan sevmem. Dantel çok aram yoktur. Yani bir yandan da tam hani lafı girdiğini oturduk diyorlar ya. Oturttuk diyorlar ya, bir yandan da böyle olması lazım. Niye biliyor musun? Çünkü hani Zula oynadığını göre demek ki hani biraz şeysin, sertsin herhalde yani. Çünkü hani böyle Ya. dantelden, espriden girdik ama pembe falan sevmiyorum deyince. Şöyle bir şey var. Hani sert bir insan değilim. Genel olarak eğlenceli bir insanım. Hani neşeli, siz biliyorsunuz zaten. Neşeli bir insanım ama ya ne bileyim ne bileyim böyle pembe düşkünlüğü, dantel, mantel bunlar yok. Hani ama normal kız şeyleri var mesela hani. Joncon moncon değilsin ha. Yani. Yok değilim, tiki değilim. Az önce sana boşan demedim. Hem şey olarak hem karakter olarak çok işten daha delikanlısın. Mertsin Onu hem de. onun için söylemiştin. Yo yo, hayır, ben bunu şey yürek bakımından söyledim onu, biliyor musun? Delikanlılık olayını. Şimdi bu espri olsun diye söyledim. Evet arkadaşlar,
Bir kız gözünden Zula nasıl olur, bir kızın penceresinden Zula nasıl olur biraz. Onu sordum, onu anlatmaya çalıştık. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir farklılık olsun dedik. Bizim takımda kimler vardı? Svenzi var, Emre var, Can var, Rakoza var. Deniz Beyteri var, İpek 99 var, Özderix var. Karşı tarafta Rev var, Nusret abi. Rebel Light veya Türkiye. BTN Akyüz, Pro Strike, Esra ablamız var, Esra. FFP Pro 1905, Megamor 1-2-3-4 ve videomu son vermeden arkadaşlar çok sorulan bir soru var. Esra'nın sosyal medya hesabı var mı? Şu an kendisine soruyorum arkadaşlar. Sosyal medya tabii ki de var. Hatta aradığınız hepsi var. Ama Ama paylaşmıyorum demek ki var bir şeyler. arkadaşlar. Hayır, bir şeyler olduğu için değil de. Hani zaten isteyen YouTube şeylerinde falan görmüştür soyadımı falan bulabilirdi. Yani bulanlar da var zaten birkaç tane. Zaten gerekli spoiler verdin, seni bulacaklar. Aynen. Videomuzu noktalamadan söyleyeceğiniz sözler var mı? Hadi Allah'ım. Bak mesela bir de şöyle bir şey var. Birisi bana şey demişti. Seni buraya kadar şey çaranı kim yükseltti? Kim oynadı da bu seviyeye geldin falan filan dedi. Ama kendim yaptım yani. Kimse de inanmıyor Elemeye göz nuru kızlarıma. diyorsun ha? Aynen. Bazen benim bile inanasım gelmiyor. Baba parası değil, ana duası. Hey Hem gidi. aynen daha ilk bir kere daha yükledim. Onun dışında hiç yüklemedim. Hayırlı Eksik olsun diyelim. geldiğinde Sorularımı paylaşırım. cevapladığın için teşekkür ederim Esra. Bana eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet.